Ukrayna'daki gelişmeleri izlerken herkese merhaba. Tabii ki bağlantılı bölgelere de yakından bakmakta büyük yarar görüyorum ve her zaman da bunu yapıyorum. Mesela Balkanlar bir hareketlenme içinde. Nasıl bir hareketlenme? Rusya'nın Sırbistan ve Bosna Hersek bünyesindeki Sırp Cumhuriyeti diye adlandırılan bölge üzerinden Batı Balkanlar'da bir istikrarsızlık ortamı oluşturma şansının yüksek olduğunu daha önce anlattım. Özellikle Bosna Hersek bünyesinde Başkanlık Konseyi'nde Sırp tarafını temsil eden Milorad Dodik diye adlandırılan ve sıfatı Balkanlar'daki Putin'in adamı olan şahıs üzerinden bu olayların daha da büyüyebileceğini, zaman içinde Sırbistan'ın yeniden seçimi kazanan fakat parlamentoda azınlığa düşen Aleksandar Vučić Cumhurbaşkanı üzerinden neler yaşanabileceğini de bakmak gerektiğini ifade etti. Niçin? Çünkü Milorad Dodik patırtı çıkardı. Ciddi. Biliyorsunuz Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden atılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir oylama yapıldı. 93 ülke oylamada evet oyu kullanarak Rusya'yı Ukrayna Savaşı'nda gerçekleştirmiş olduğu savaş suçu olarak adlandırılan gelişmeler nedeniyle bu konseyden attılar. Ve bu konseyin bu konseyle ilgili karar sürecinde genel kurulda Bosna Hersek daimi Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Sven Alkolay evet oyu kullandı. Şimdi Bosna Hersek iki büyük sistemden oluşuyor. Biri Sırp Cumhuriyeti, burası da Hırvat Boşnak Federasyonu ve Milorad Dodik ve ülkedeki Sırplar Rusya aleyhine hiçbir karara katılmıyorlar. Ve Milorad Dodik çıktı ki dedi ki bu dedi bir Bosna Hersek'in Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisinin kullandığı evet oyu Bosna Hersek devletinin kullandığı evet oyu değil şahsi oyudur. O şahsen böyle bir karar aldı. Biz Sırplar olarak bunu kabul etmiyoruz. Bu bir devlet kararı değildir. Saraybosna'daki Müslümanların kararıdır. Bu karara karşı mücadelemi sürdüreceğim ama hem Rusya lideri Vladimir Putin'e hem de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bu konudaki düşüncelerimi ve davranışımı özetleyen birer mektup yazdım dedi. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Ve resmen adam Bosna Hersek'in üç liderinden biri, Sırp lider, kendi devleti diye adlandırılan, esasında hiçbir zaman benimsemediği Bosna Hersek'in Birleşmiş Milletler'deki tutumu nedeniyle durumu rapor etmiş. Nereye? Moskova'ya. Şimdi neredeyiz ve nelerle karşılaşıyoruz ona bakmanız için. Bu arada Almanya biliyorsunuz 90'lı yılların başında da Hırvatistan üzerinden özellikle Balkanlardaki gelişmelere ağırlık koyan bir devletti. Almanya bir karar aldı. Dedi ki bu dedi Ukrayna Savaşı Batı Balkanlara ve özellikle Kosova'yla Bosna Hersek'e yansıyabilir. Ben dedi geleneksel dikkatli politikamı biraz gevşetiyorum. Bosna Hersek'te güvenliği sağlamakla görevli galiba personel sayısı 1000 veya 1500 Eurofor Avrupa gücü yine Eurofor'a yeni asker göndereceğim dedi. Asker göndereceğim. Dodik buna da karşı çıktı. Dedi ki Almanya'nın Eurofor'a asker gönderme kararını kınıyorum. Son olarak 1941'de faşist
UTAŞE'ye destek olmak için gelmiştiniz. 1 milyon insanın ölümüne yol açtınız bu topraklarda. Burada size ihtiyaç yok, gelmeyin dedi. Direkt Almanya'ya. Yani böyle bir şey, hep söyledim ama Milorad Dodik tipik bir Sırbistanlı Sırp değil. Milorad Dodik esasında Rusya'nın Batı Balkanlarda oluşturacağı yeni stratejilerin uygulayıcısı veya tetikleyicisi. Ve gerçekten bu yönüyle baktığınız zaman da büyük bir risk geliştirme çerçevesinde adımlar atıyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti Milorad Dodik için ve oradaki Sırp Cumhuriyeti için Rusya'nın Balkanlardaki Kaliningrad'ı dedik. Kaliningrad neresi? Söyleyeyim, Baltıklarda Rusya ile araya tabi Baltık Cumhuriyetleri giriyor. Rusya'nın böyle bir adacık gibi Baltıklarda kalmış fakat belki de en büyük askeri üssü olarak kullanılan bir toprak parçası. Albert Kurti de dedi ki yani bu Bosna Hersek içindeki Sırp Cumhuriyeti Rus toprağıdır. Rusya'nın toprağı olmuştur. Bunu böyle bilmek gerekir diye. Şimdi bu durum çerçevesinde Batı Balkanlarda gelişmeler böyle yaşanınca Avrupa Parlamentosu bir karar aldı. Dedi ki Bosna Hersek ve Kosova'yı Avrupa Birliği üyelik yolunda bizim desteklememiz lazım ve bu bölgede Rusya ile Çin'in manevra alanının daraltılması gerekiyor denildi. Ve Kosova Cumhurbaşkanı Osmani katıldığı bir uluslararası toplantıda Rusya Batı Balkanlarda yıkıcı bir plan içinde Kosova ve Bosna Hersek ve bir kısmen de Karadağ'a dönük saldırı planları var. Bütün Avrupa'nın alarmda olması gerektiğini söyledi. Şimdi bütün bunları niye söylüyorum? Çünkü NATO'dan ses geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg resmen çıktı dedi ki NATO Bosna Hersek savunma kapasitesinin arttırılması ve Bosna Hersek'in güvenliğinin tam olarak sağlanmasında görev alma kararı aldı dedi. İki gündür Dışişleri Bakanı bizim Mevlüt Çavuşoğlu da orada ya Dışişleri Bakanları toplantısında ve bu kararlılığımız aynı zamanda Bosna Hersek burası aynı zamanda Gürcistan için de geçerli dedi. Şimdi iş büyüyor. Balkanlar ve Kafkasya'da bir iş patlak verirse bu Ukrayna Savaşı'nın bugünkü hali böyle yarım porsiyon falan gibi kalabilir. O yüzden ve çok net olarak da bu cümleyi kullandı. Bu arada Almanya'nın Saraybosna Büyükelçisi Margaret Uber'den de Sırplara net bir cevap geldi. Dedi ki bu dedi Milorad Dodik 3 hafta önce bölgede Alman askerinin varlığının bir istikrar ve güvenlik meselesi olduğunu söylemişti. Şimdi o Almanya'nın burada güçlenmesini destekliyordu. Şimdi nedense ve kimden aldığı emirle bu olayları yaratıyor onu izlememiz gerekiyor. Soykırım ve savaş suçlarının inkarını onaylayamayız. Bir yerde, bir bölgede soykırım ve savaş suçu işlenmişse onu inkar eden unsurlara izin verirsek bu suçların devamının doğmasına neden oluruz diye bir de Sırpların özellikle Srebrenica başta olmak üzere Balkan Harbi'nde gerçekleştirmiş oldukları soykırımlara da atıfta bulundu. Ve bu çerçevede baktığınız zaman özellikle Bosna Hersek'in ve Kosova'nın artan bir biçimde bir Rus-NATO gerginlik alanı haline dönüştüğünü görüyoruz. Ve bu tabii bizim Müslüman Boşnak kardeşlerimiz için olduğu kadar
bu kadar işin içinde olan ve Balkanlarda gerçekten güçlü bir kimlik taşıyan, Türkiye açısından da çok önemli bir resim oluşturuyor. Savunma Bakanı Bosna Hersek'i Saffet Pozic ilginç bir açıklama yaptı. Ve Kosova ile Bosna Hersek'in NATO'ya tam üyelik başvurusu sürecini başlatabileceklerine ilişkin ilk işareti aktardı. Rusya, Sırbistan ile birlikte hem Kosova'nın hem de Bosna Hersek'in NATO üyesi olmasına tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi karşı çıkıyor. Yapamazsınız bunu diyor. Ve Saffet Pozic dedi ki NATO'nun üyeliğini yapıp yapmayacağımıza karar vermek üçüncü bir ülkenin işi değildir. Yalnız bizim dedi burada teknik olarak bir sorunumuz var. Bosna Hersek ordusu NATO ordusu olabilecek kapasitenin altyapısını daha henüz oluşturamadı. Biz ordumuzu belli bir kapasiteye getirdikten sonra istersek başvurumuzu yapabiliriz diye de tamamladı açıklamasını. Yani bir yanda Güney Kafkasya, Ermenistan, Azerbaycan bölgesi, diğer yanda Kosova ve Bosna Hersek'in bulunduğu Batı Balkanlar gerçekten büyük risk zemini oluşturuyor ve bu bölgelerde Sırbistan'ın alacağı kararlarda giderek öne çıkıyor. Aleksandar Vučić esasında bir Milorad Dodik değil. Yani Aleksandar Vučić Sırbistan Cumhurbaşkanı ülkesini Rusya ile Batı arasında sandviç olmuş görmektense daha bağımsız politikalarla, daha bağlantısız bir kimlik taşıyan yapıya sahip olmasına çalışıyor olabilir. Ama gerçek şu, şu ana kadar Sırbistan Ukrayna Savaşı'nda net olarak Rusya'yı Belarus kadar destekleyen bir Slav ülkesi. Yani tam Avrupa'nın ortasında Belarus. Belarus neyse Aleksandr Lukashenko bu konuda ne tür bir politika uyguluyorsa Sırbistan'da aynı politikayı uygulamayı sürdürüyor. Bu yüzden baktığınız zaman önümüzdeki günlerde hem de çok yakın günlerde ne olabilir diye baktığınızda bir kışkırtmanın ilk kıvılcımı patlar mı? Bir ihtimal. İnşallah olmaz. Kalın sağlıcakla.